son gelişmelere Cumhuriyet Halk Partisi de İstanbul ve Ankara için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş konuşuluyor. Kendileri de bir dönem daha belediye başkanlığı yapmaya arzulu olduklarını, buna niyetli olduklarını zaten açıklamalarla ortaya koydular. Peki AK Parti bu isimlerin karşısına kimleri çıkaracak? İstanbul için kulislerde adı geçenlerden biri de eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu. Ancak kendisine sorulduğunda adaylık sorusu düşünmüyorum, düşünmeyeceğim diye Kapıları kapattı. Sıradaki haberimizde hem bu isimlerden gelen açıklamalar hem de kulislerde konuşulanlar var. Gelin tüm siyasi partiler hep birlikte ayrı ayrı seçimlere girelim. Önümüzdeki süreçte de Allah nasip ederse Özlem Başkanımız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam edecek. 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Partilerden aday olacak isimler de tek tek belli olmaya başladı. İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden adaylığını açıklarken karşısına AK Parti kanadından kimin çıkacağısa merak konusu. 31 Mart'a hazır mıyız? Yerel yönetim seçimlerine hazır mıyız? İllerimizi maalesef bizlere yakışmaz hale getirenlerin elinden tekrar geri almaya Hazır mıyız? Kulislerde adı en çok geçen isimse eski İçişleri Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu. Soylu bu iddialara açıklık getirdi. Düşünmüyorum, düşünmeyeceğim diyerek kapıları kapattı. Yerel seçim tarihi bir seçimdir. İstanbul'u Cumhur İttifakı kazanacak. Ben de elimden gelen maksimum çabayı sarf edeceğim. Adaylık diye bir şey düşünmedim, düşünmüyorum, düşünmeyeceğim. Partimizin belirleyeceği İstanbul adayı için hep beraber çalışmamız ve İstanbul'u geri almamız lazım. Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Öte yandan CHP kanadında da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını açıklamasının ardından bir adaylık çıkışı daha geldi. Ankara Milletvekili Umut Akdoğan Sincan Belediye Başkanlığı'na adayım dedi. Sincan Belediye Başkanlığı'na adayım. Kimse Sincan'da iddialı aday yok diyemez. Bir salon dolusu arkadaşımız kabul ederseniz aslan gibi bir kardeşiniz Sincan'a sokak sokak gezmeye ve çalışmaya hazır. Sincan'ın ittifaka verilmemesi gerektiğini de savundu Akdoğan ön seçime de açığım dedi. Tabii ki yine bir karar verip Menzil tarikatı aslında yıllardır faaliyette. Çünkü AK Parti iktidarı göreve geldiği günden bu yana tıpkı diğer cemaatlerle ve tarikatlarla olduğu gibi Menzil'le de yakın işbirliği içerisinde ama özellikle 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra Menzilciler pastadan aldıkları payı epey büyüttüler ve yine AK Parti'nin desteğiyle ekonomileri günden güne büyüdü, güçlendiler. Dev bir holdinge dönüştüler. Devlet içinde bürokrasi de, bakanlıklarda çeşitli demelerde dedi. Örgütlendiler, yayıldılar. Şimdi bu hatırlatmaları niye yaptım? Biliyorsunuz şeyhin ölümünden sonra menzil tarikatının yeni şeyhi de üç oğlu vardı. Muhammed Saki oldu. Şimdi sosyal medyada Muhammed Saki'nin görüntülere gündem oldu. O görüntülerde menzilin yeni lideri milyonlarca liralık 12 milyon liraymış o arabanın değeri birazdan göreceksiniz. Çakarlı aracıyla bir dernek ziyareti gerçekleştirdi. O ziyaret sırasında müritleri de arabanın önüne yollara güller serpti. Milyonlarca liralık araca bindi. Polis, itfaiye, ambulans gibi acil durum ekiplerinin kullandığı çakar kullandı. Müritleri tarafından güllerle karşılandı. Menzil tarikatının yeni şeyhi Muhammed Saki'nin görüntüleri sosyal medyada tepkilere yol açtı. Menzil liderinin bindiği aracın yaklaşık 12 milyon lira değerinde olduğu belirtiliyor. Menzil tarikatı lideri Abdülbaki Erol'un ölümü üzerine üç oğlu arasında liderlik kavgası yaşanmıştı. Tarikata bağlı Semerkant Vakfı, Semerkant TV ve şirketler mübarek Erol'a kalmıştı. Saki Erol ve Mübarek Erol arasında anlaşmazlık çıkmış. Bunun üzerine Saki Erol, Serhendi isimli bir vakıf ve Dehlevi isimli yayın evi kurmuştu. Gençler işsiz, gençler çaresiz, emekli, memur, işçi, asgari ücretli geçim derdinde ayın sonunu getiremiyor. En düşük emekli aile 7500 lira bugün Türkiye'de bu koşullarda bu enflasyonda geçinmesi mümkün mü bu insanların değil. Çaresizlik içinde maaşlarına yapılacak artışı dört gözle beklerken yani milyonlar enflasyonun altında ezilirken ne güzel ne hala değil mi? Birileri de işte bu şekilde keyfini sürüyor. Milyonlar lüks, şatafat, su gibi akıp gidiyor. TÜGVA, eski TÜGVA yöneticisi Ramazan Aydoğdu ifşaatına devam ediyor. TÜGVA'nın MIT ve emniyetle ilişkisi olduğunu söyledi. Ve bu yolla bazı kişilerin, bazı isimlerin takip edildiğini ve tüm kişisel verilerinin de TÜGVA'da olduğunu iddia etti. İşte son açıklamaları. Tabii eğitim çok yönlü bir hadise. Bilel Erdoğan'ın da yönetiminde olduğu TÜGVA, MIT ve emniyetle ilişkisinin olduğu bazı isimlerin takip ettirilip bilgilerine ulaşıldığı iddia edildi. İddianın sahibi eski TÜGVA yöneticisi Ramazan Aydoğdu. Twitter çalışması yapıldı. Ramazan Aydoğdu uzun bir süre TÜGVA'da üst düzey yöneticilik yaptı. TÜGVA'nın ordu, emniyet, yargı ve devletin birçok birimine kadro yerleştirdiğine dair belgeleri sızdırdığı iddiasıyla yargılandı. 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldı. 11 Mayıs 2022'de tahliye edildi. Aydoğdu'nun 22. Asya Ceza Mahkemesi'nde yaptığı yazılı savunma ortaya çıktı. Bir gün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre TÜGVA yöneticilerinin bazı sosyal medya kullanıcılarının konum ve adres bilgilerini de devletin kaynaklarını kullanarak elde ettiğine dair delilleri mahkemeye sundu. Aydoğdu savunmasında dönemin TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Okan Özer'in TÜGVA yöneticilerinin bulunduğu bir WhatsApp grubunda yaptığı bilgilendirmeye yer verdi. Yazışmada kendisinin takip ettirildiği İstihbarat İstanbul Emniyet ve Terörlü Şube'nin ortak çalışması yer aldı. Bir başka iddiada TÜGVA'nın bazı sosyal medya kullanıcılarının adres ve konum bilgilerine erişmesi oldu. Dönemin TÜGVA yöneticilerinden Muhammed Orhan sosyal medyada yapılan bir paylaşımı araştırdı. Paylaşımı yapan Milli Türk Talebe Birliği Erzurum İl Başkanı Eren Akın. Akın'ın IP adresi, iş adresi, telefon numarası, kullandığı bilgisayar ve cep telefonu bilgilerine ulaşıldı. Aydoğdu kısa bir süre önce de ayakkabısının içine bırakılan mermiyle tehdit edilmişti. Ama tabii hani vakıf çalışmalarıyla ön plana çıkıyor. Hı hı. Amirli kadın voleybol takımımız Brüksel'de tarihi bir zafer için yine sahada olacak. Avrupa Şampiyonası kapsamında final karşılaşması olacak. Bugün Sırbistan rakibi Amirli kadın voleybol takımımızın büyük bir heyecan içindeyiz. Nefesler tutuldu. Bekliyoruz. Maç saat 21'de başlayacak. Filenin sultanları resmi maçlarda üst üste 14 maçtır yenilmiyor. Yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriden gelip 3-2 mağlup etmişti. Turnuva'da 8'de 8 yapan A milliler 2019'da Ankara'daki finalde ise Sırbistan'a 3-2 yenilmişti. Filenin Sultanları şampiyon olursa Türkiye takım sporlarında A milli seviyesinde en büyük başarısına ulaşacak. Futbolda bir dünya üçüncülüğü bulunan Türkiye erkek basketbolunda bir kez dünya ikincisi, bir kez Avrupa ikincisi, kadın basketbolunda da bir kez Avrupa ikincisi bir kez Avrupa üçüncüsü olarak kürsüye çıkmıştı. Amili takımın sahne alacağı final maçı için birçok ilde de dev ekranlar kurulacak. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Yolunda gitmeyense milli e, kadın voleybol takımımızın oyuncularından, göz bebeklerinden sevgili Ebrar Karakurt'un trollerce hedef alınması, kendisine sosyal medya üzerinden yapılan saldırılar Bununla ilgili bir haberimiz var. Ee, Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin son açıklamaları. Onlara daha sonra geleceğiz. Ama biz böylesine bir heyecan içinde ortasında bu akşam o kupa gelsin ve hepimiz tek yürek olalım ve sevinelim isterken birileri kara çalmaya ve bu e, gençlerin, bu oyuncuların, bu kadınların başarısını değersizleştirmeye çalışıyor. Tuhaf şeyler oluyor. Şimdi biraz önce ne dedik? Türkiye'nin dört bir yanında birçok ilde dev ekranlar kurulacak. Aslında bu akşamki final için Taksim Meydanı'nda da bir dev ekran kurulacaktı ve herkes birlikte izleyecekti. Ama İstanbul Valiliği buna izin vermedi. Gerekçe olarak Taksim'in bu tür toplanma, miting, buluşma gibi etkinliklere kapalı olduğu gösterildi. Evet birçok yerde gösterilecek de müsabaka öncesi İstanbul Valiliği Taksim Meydanı ile ilgili böyle bir karar aldı. Valilik yetkilerinden edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin altı yerdeki başvurusuna olumlu yanıt verilirken Taksim'e izin çıkmadı. Sebebi de biraz önce söylediğimiz gibi Taksim'de herhangi bir toplantı buluşma gösteri izin verilmemesi olarak açıklandı. Taksim'deki etkinliğe dair yazılı resmi bir başvuru olmadığı da belirtilirken sözlü olarak Yapılan başvurunun Vali Davut Gül tarafından uygun görülmediği paylaşıldı. Bu arada şöyle de bir haber var. Türkiye'nin tek yürek olduğu milli maçta daha önce pek çok kez hedef alınan, şimdi bu heyecanın ortasında da yine sosyal medyadan e, trollerin saldırısına maruz kalan milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt, AKP'li Beyoğlu Belediye